Aman 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 aman. Mektep fena olmuş. Hey. Oğlum, sonu çok iyi olmuş hey. Ha. Son aşırı gaz olmuş ben ha. Olmuş. hemen burada güzel şeylerimizi yapıyoruz. Öncelikle muhteşem kapak tasarımını yapan İlkin Taşdelen'e canım ilkinimi buradan İlkin, ben İlkin evet. Harika. Şap 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 şap. Bak yaptı yani gerçekten. İkincisi ayrıca en son denizim Büyük Tufan'ın tema müziğidir. Onu da Kubi yaptı. SoundCloud'da yarın bir gün. Evet evet SoundCloud'da Berlin'in sevilen tekrar ve DJ'lerinden dostum Kubi. Prodüsörlerin aynı zamanda. Aynı zamanda Her Absence Fill the World grubundan da Spotify'dan dinleyebilirsiniz. Kubi'nin müziklerini dinleyin. Hatta buradan ikisine de büyük kalplerimi, sevgilerimi yolluyorum. Evet, Büyük Tufan, 7 ay, 0. bölümde tanıştığımız bu iki eski sevgili 7 ay boyunca uzayda bir tane uzay gemisinin içinde gidip gelecekler arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ne bu? Şimdi ne bu abi? Şey mi yani böyle... telefonda mı konuşacaklar bunlar sürekli? Ne olacak? Ne bu? Ya, macera mı bu? Ne bu? Bu seyahat. Bu bir görev verildi Tufan'a. Tufan'ın o görevinde ikinci bir kişi olarak Ece'nin mesleği olan bir organik mühendisi ihtiyacı vardı. Neden olduğu falan ileride bölümlerde anlaşılacak zaten. Evren daha derinleştikçe. Kapakta ve uzay gemisi var. Bu uzay gemisine binecekler. Bu uzay gemisine binecekler ve bundan sonraki 7 aylık seyahate başlayacağız. Yani bir sonraki bölümün adı Kalkış. O da haftaya pazar günü. Hep pazar mı yayınlanacak? O çok güzel bölüm. Evet aynen. Birinci sezon bundan sonra non-stop. Hatta biz de aramızda konuşmuştuk. Yarın falan mesela toplansak çok iyi olur yani. Okay. Bir bölümün kaydı için. Bu yayında konuşmasaydı keşke ama neyse söylemiş bulundum. Bundan sonra ama her pazar birinci sezon bitene kadar. Birinci sezonda toplam 10 bölüm olacak. Yani sıfırıncı bölümü bir sayın. 9. bölümde yani sezon finali yapacağız. Sonra birinci sezondan sonra böyle kısa bir ara zaman halkaları uzatmayız araları. Ondan sonra iki sezon ama bundan sonra her pazar birinci sezon bitene kadar. Can Bey peki bu da bir bilim kurgudur değil mi efendim? Yani öyle tabii. Devam zaman edecek. Zaman altıyla tabii, aynı tabii. Evrende mi geçiyor? Hız! Hayır zaman altıyla aynı evrende geçmiyor. Ama bu bilim kurgu. Benim ilk bölümü yazarken en sevdiğim şey zaten ondan sonra sıfırıncı bölümü yapma fikri de oradan. Bir diye yazdık çünkü ilk defa ama sıfır oradan fikri geldi. Sıfırıncı bölümde hiç bilim kurgu olacakmış gibi değil. Sadece bir yerde Ece 10 sene önce olmuş bir olaydan bahsederken 2082 tarihini veriyor ve oradan bir hani ne, evet onun haricinde hiçbir şey yok. Bir de akıllı dinleyiciler Ece'nin telefonda konuşurken el çırpmasından kulağına bir şey tutmadığını anlamışlardır diye düşünüyorum. Daha gelişmiş teknolojilerle telefonda konuşuyor o sırada. Peki ben bir zaman altı fanı olarak bunun zaman altının geleceğinde teslimin hemen öncesi olarak hayal etmekten beni ne alıkoyacak? Abi headcanını kimsenin headcanına kimse karışamaz. Onu herkes kendi headcanını yapsın. Ama ben yazarken zaman altıyla aynı evrende düşünmüyorum. En önemli şeylerinden bir tanesi bu arada. Mesela burada yapay zekanın yeri farklı. Bir de yapay zeka rol arkadaşımız vardı. Rol arkadaşımız vardı arkadaşlar fark etmişsinizdir. Kumanda rolünde ttsmp3.com. Türkçe speech to AI, speech to text AI'yı oynattık. Ve konuk oyuncumuz da bu arada Ceren Sungur'a da bir alkış, bir sevgi. Ceren'in 10 numara oynadı. Ben bilmiyordum, çok şaşırdım. Bana sürpriz oldu. Ne? Ceren Sungur mu vardı? Evet. Ya evet, Mert, abi tabii ki de biliyorum dalgası. Ben bilmiyordum lan. Ben söyledim lan bu arada. Söyledin ki en başından oğlum. Dedin zaten Ceren Sungur'u okutacağım dedin. Evet, ben hiç düşünüyorum dedim. Ben hiç burada gördüm ben yani ilk defa. Nasıl evet. Ya? Sesinden de mi tanımadın? Hayır, tanıdım işte. Bilmiyordum tamam, ama onun okay. Seslendireceğini. Ben yani. Sesinden tanımadığını zannettim bu arada. Hayır canım. Sesinden tanıdım. Onun seslendireceğini biliyorum çünkü provalarda Deniz Hanım'ı sen yapıyordun. Evet. Evet. Yani orada şaşırdım ben biraz. Hatta yalnız bu arada şeyi söyleyebilirim. Provalar... Şeyi söyleyebilirim. Üçüncü bölümün kaydını aldık. Üçüncü bölüm çok güzel. Bence aşırı de, güzel yani. Aşırı güzel üçüncü bölüm. Abi ben de söyleyeyim dördüncü bölümü yazdım. Bu arada 7'ye kadar şu an yazdım. 4'ü geçen bir ilham geldi bir daha başladı. Dördüncü bölüm bayağı iyi oldu. Üçten de bölüm mi ben... Evet bu arada 7 çok iyi başladı. 7'yi henüz bitirmedim ama yani 7'de de çok gaz ilhamlı bir sekans var. Ama 4 şu an bayağı iyi oldu.
Ben öyle heyecanlanırım ama. Nerede? Spotify'da mı sadece? Ha, evet efendim. Apple'a geldim bilmiyorum. Apple'ın onaylaması biraz vakit alıyor podcast'ler ama yolladık Apple'a. Gidecek yani. Bugün gelmezse eli kulağındadır. Bu hafta biter herhalde onayı. Yani kontrol etmedim en son. Geldi mi gelmedi mi. Spotify'da var. Onun dışında Buzzsprout üzerinden irili ufak Deezer'a Mizer'a falan yolladık sanırım. Böyle irili ufak birkaç Pocket Cast bilmem ne bir falan öyle YouTube'da yerlere yolladık. yok. Bir sürü YouTube'da podcast proje var bitene bitmiyor. kadar koymayız YouTube'a. Şeyin Koyamayız var. aynen. Zaman Proje altında bittikten sonra bitirdikten koyarız sonra zaman altı koyduk gibi. zaten, evet. Evet. Aynen. Onları yine Aynen. cilt cilt yaparız, öyle koyarız yani. Aynen öyle. Bu bir yolculuğun başı arkadaşlar. Vallahi hep beraber. Ay, Ne bu aşkımız kardeşim? gibi. Anlamadık. Aşk hikayesi mi? Yani Ne evet, ne bu? yapacağız biz? İki insanı yapışa yapışa aşkını mı dinleyeceğiz biz? Sevmem ben öyle Ya şeyleri. iki eski sevgili uzayda roket bir roketin içerisinde kısılı kalmış vaziyette seyahat etmek zorundalar fikri. Benim yani yazar projenin yazarı olarak eski sevgililerimle olan şeytanlarımı çıkarmama fırsat tanıyor. Aslında bu projenin içindeyiz yani. Evet. Ama onun haricinde zaman anında da hatırlarsanız ilk 5 bölüm hikaye bir şey hikayesiymiş gibi gözüküyordu. Sonra 6. bölüm başka bir şey hikayesi oldu. Sonra böyle 13. bölüm civarı olan sanırım bu başka da bir şey hikayesi falan olundu. En son 24. bölümdü sanırım. Orada aha hikaye bambaşka bir şeymiş diye. Orada da birkaç kırılmamız var yani merak etmeyin. Burada ne olacak? Sonra birdenbire böyle şey falan olacak mı? Bir şeyler olacak mı böyle? Zaman altı şövalyelerine hoş geldin. İşte tufan meclisine hoş geldin falan. Yani Council of Meclisi mi? Tufan. Evet, Evet evet. evet. Tufan Meclisi. Bu arada Aynen. Walking Talking Stephen Hawking'in ikini çok sevdiğimiz bir Mert Günan ve yakın arkadaş katılıcısı. Star Trek'ten bayağı ilham almıştı. Evet Star Trek'ten yani bu kokteylde en farklı olan Yani. yer şeylerden bir tanesi Star Trek. Ama onun haricinde en çok ilham aldığım şey benim her zaman Mert ve Pelin'in seslerini duyuyor olmam kafamın içinde. Bu sefer projenin biraz farklı olmasının sebebi bence şey de var. Biz hepimiz değiştik. Zaman altında yaptıktan sonra bir de öyle bir lezzet alıyorum ben şu an. Hani ne yaptığımızı biliyoruz. Hani çok zaman altında birkaç bölümü gerçekten fikrimiz yoktu yani. Yani Allah'a emanet ilerledik. Evet. Olacak mı? Şimdi de Dinlenecek mi? evet Yani evet. Böyle hani kayıtlar o yapıyoruz, kayıtları kaybediyoruz ha. falan yani. Yani şimdi herkes burada farklı alanlarda başarılı tabii ki ama böyle bir kurgusal bir şey yapmak ayrı bir konu yani. Şimdi dinlenmeye de bilir yani, anladın mı? Hani Tabii canım. sevilmeye Evet de bilir evet. aynı şekilde. Mesela bak, belki büyük tufan tutmayabilir yani. Bu da olabilir. Tabii. Zaten olacak gibi değil ama maçlar çok güzel tepkiler gelsin. Ne? Sağ olun. Tabii, Bir tabii. şey diyeceğim. Bak şunu konuşabiliriz. Ben bu sıfırıncı bölümü de işte izletirken bir sürü eşya dostu dinlettim falan. Kobi dinledi sağ olsun. Müziğimizi yapan. Bir tane şaka var abi sıfırıncı bölümde. Ben bu şakayı yazarken güldüm. İlk provada güldüm. Kayıt alırken güldüm. Montaj yaparken 2-3 kere güldüm. Dinletirken 2-3 kere güldüm. Yani inanılmaz üst üste kimse gülmedi benden başka bu şakaya. Hangi kısım ya? Evet. Bunu tekrar bu konuyu açacak, konuşacağız Tamam, bununla. Hangi konuşalım şaka? Ben bunu. Hangi unuttum. şakası? Unuttum ben şakayı. Bunu Ankara'da da dedi Bana çünkü. demedin. Evet Ankara Hangi dedim şaka? çünkü Kaan'la Günan'ı dinlettim. O da onlar da. Peynir dedi ki o benim şeker oğlanım diyor ya. Sonra ondan sonra Tamam. oha. İşte parasını veriyorum arada geri gidiyor. Oha. Ben de arada ona gidip geliyorum. Yani, okey. Bu bir Tamam. tancan fümen mizahıdır lan. Yakalamadınız mı? Gidip geliyorum. Gelmek aynı zamanda Yakaladık, ejeksiyon yakaladık. Tamam, yok. Aa yakaladık okey. abi. Yani Yakalamanıza rağmen şeyde, çalışmıyor mu? Ya. yani hani şeyde olmadım, ne bileyim. Şimdi gülesim Yani geldi. evet. Ama senin bu ısrarına güldüm yani. Evet, ben de yani elbette gülen olacaktı. Belki biz çok fazla söyledik diye yani. Belki de Evet. Bence homunur tomunur ondandır. deniz ayısı gibi patates yemek daha Evet. komik mesela. Evet, o da komik. Ben şeye de çok gülüyorum. Ece'nin galiz küfürlü Sürekli çıkışlarına. ama. Evet. Hacı, termonükleer bombayla terraforming Ha yapılmazmış. ya o evet o sorunun cevabı ileride yani ileride olur. Şey yani, bir sürü sorunun cevabı var tabii. Bir sürü tüfek daha patlayacak yani. Ama onun o evet o bir şey değil. O Bak, bu adam o çalışan zaman hikayesi, zaman, ay konuşamadım. Arkadaşlar, bu adam çalışan zaman, ya yolculuğu. Allah söyletmiyor. Allah söylüyor. Allah söyletmiyor. Öğretmiyor. Bu adam çalışan zaman yolculuğu hikayesi yazdı yani. Termonükleer ile terraforming'i bilmiyor olabilir mi? Olabilir bu arada yani.
Abi nereden olabilir. Bilsin? Bu arada bilim konusunda sevgili dostumuz Emir Bora Akberiş'ten de faydalanıyorum. Evet. Kendisi biliyorsunuz gerçek bir bilim insanı. Bakteri hackliyor Berlin'de. Bakteri hackliyor herif. Evet, çok enteresan. Evet, o yüzden yani. Bu arada bir organik mühendis olması da espriso gelecek. Burada mesela zaman altında çok daha dijital bir gelecek tasviri vardı. Ben Emir'le konuştukça biraz geleceğin daha biyolojik, organik olabileceğini şey. Çünkü bakteri hackliyorsan yani makineye çok gerek yok ki, anladın mı? Zaten Allah'ın yarattığı müthiş makine var orada yani. Hani ona girersin de falan. O yüzden biraz daha biyolojik, biyorganik bir geleceğimiz var. Biraz uzay çağına geçmiş insanlar. 2092 yılındayız. İki eski sevgili bir uzay seferine çıkıyorlar yani. Evet arkadaşlar, iki eski sevgili oynamak nasıl bir his? Geçen daha böyle zaman altında kardeş gibiydiniz. Ya birbirimizi sevmediğimiz yani için bana çok okey şu anda. Sevdiğimiz kısım gelince şikayet etmeye başlarım abi. Sevdiğimiz bir kısım gelince. Ya şeye benzetiyorum ben biraz. Zaman altının başında hani şey karakterleriyle ne derler? Pelin'in karakterleri 6. bölüme kadar şey ya, farklı karakterler farklı var ya. Farklı. İşte, aynen. Sonra işte Amelia olarak geliyor falan. Amelia ile belirli bir bağ kurmam bölümler içinde böyle çok organik gelişmişti. Mesela burada ama Ece ile bir geçmişim var ya benim. Evet. O sebeple bir tık daha şey oluyor bana. Farklı oluyor. Yani ben de çünkü rol yapınca şey gibi yapıyorum. Eski bir sevgilimi düşünüyor gibi yapıyorum kendimi ki çalışsın yani. Hani ilk kez çıksın bazı, hani organik bir şekilde ilk kez çıksın bazı şeylere hızdan falan gibi oluyor. O biraz enteresan oldu. Benim de yani şey yapmadım bir rol. Daha önce oynamadım bir rol yani. Ben zorlanmıyorum yani dedi. Evet, ben de zorlanmıyorum. Evet, podcast'ten önce dedim ki ilk toplantımıza falan eski sevgili oynayacaksınız arkadaşlar. Hemen Türkan Şoray kuralları çıktı masaya. Ben öpüşmem podcast edendi. Mert dedi ya hemen. Bu arada Mert edendi. Benden bir çık ama. Mert dedi ki sen dedin. Ben dedi öpüşmem. Evet. Seks sahnesi ve öpüşme sahnesi yapmam dedim. Böyle şey olmaz dedim. Evet abi, ben bir köşede deliriyordum. Ne olur koy abi Allah rızası için. Mert dedi ki hayır, ben istemiyorum. Evet evet. Evet arkadaşlar, böyle yani Büyük Tufan maceramıza hoş geldiniz. Haftaya pazar 3. bölümü, ondan sonra 9. bölüme kadar her pazar böyle 10-11 civarında falan olur. Bunu o civarda çıkarttık. Akşamları yani gece yatmadan önce pazar akşamları HNGK'dan sonra bir tane Büyük Tufan patlatabilirsiniz. Biz yazdan beri mi şey yapıyoruz bu projeyi? Abi aslında Büyük Tufan'ı ben ilk zaman altını bitirmeye yakınken... Bittiği gün söyledin son ki. Son kaydımızı evet, aldık. Evet. Dedin ki bir hikaye daha yazacağım dedin. Hatta bize hikayenin aynen bu şeyini de söyledin aslında. Hafiften taslağını da söyledin. Ama sonra hiç şey yapamadık. Bir türlü oturamadık. Evet, fırtınalar koptu çünkü gönüller birbirine çarptı, duygular taştı falan. Biz de kendi küçük yağmurlarımızı yaşadık arada ve ondan sonra bu arada ara çok iyi oldu çünkü şey girdi işin içine arkadaşlar. Zaten yani sound müziğinden de anlamışsınızdır. Yiğitcan neyse söylemeyeyim. Ben de şimdi bir şey söyleyeyim. Yok Yiğitcan sadece bu ekiple çalışabildiğini fark ettim. Evet abi. Evet evet. Evet. Yani dünyanın tabii daha geçti. Evet evet. Tabii lan. Bu arada evet yani kesinlikle öyle. Şeyde de söyledim. Bunu bizim Power Podcast ödülleri aldı çünkü biliyorsunuz zaman altı. Bu üçünün yaptığı arkada duruyor. Mert istiyor musun o ödülü? Sana kargolayayım mı? Yok be ya. Sen de dursun ama senin arkanda dursun. Tamam, ben de duruyor orada. Aynen, ya ondan 3 tane verselermiş öyle. Evet bence de bu arada ya. Saçma yani. Yiğitcan da dedi abi ki ben kaybederim zaten dedi. Yiğitcan bana o yüzden verdi. Oğlum ben kaybederim değil. Ben bir tane normal kaycı sırt çantasıyla dünyaya geziyorum çocuklar. Benim yerim yok. Yani nereye koyacağım? Yok, hiçbir yere koyamam. Zaten onu birinize bırakacaktım yani. Hani anama verirdim ya da falan. Hani okey ama. Şimdi Pelin'in orada dünya görsün. Arkada kazandık. Orada da şeyi söylemiştim yani ben. Pelin Baynazoğlu ve Mert Günal'a bir sanat grubu oluşturmaktan dolayı çok mu olur? Bu iyi bir şey oğlum, ben çok seviyorum üçümüzü. Ha. Defalarca da söyledim bunu yani zaten. Şimdi bir tane sitcom yazacaktın. Sitcom yazacaktın. O ne oldu? Ha, o durdu ya. O kafamda duruyor. Şimdi bunu çok coştum. Bu içimden geçiyor. Yani işte fatır fatır bugün işte büyük plotun bir kısmını şey yaptım. Tweakledim falan. Bence iyi olacak. Heyecanlıyım yani.
O yüzden şimdilik buradayım kafa olarak. Araya şey girdi yani, bak o iyi oldu. Bu büyük tufanı ben ilk şeyde düşünmüştüm. İlkin işte bu kapağı da yapan can dostum İlkin'in çay yolundaki evinde pencereden dışarı bakarken aklıma gelmişti. Yağmur yağıyordu. Ondan sonra bu versiyondan farklıydı. Çünkü ondan sonra işte biz şeyde söyledim ben hatta Bilim kurgu değil Günhan'la miydi Pelin'e. sanki ya? Bilim kurgu Yine değil miydi sanki? bilim Yo, bilim kurguydu da kurguydu bu yine ya. evet Öyle evet mi? zaten bilim kurgu şu anda. Ama Aa. şey çok değişti. Karakterlerin birbiriyle ilişkileri çok değişti. Yaklaşımda karakterlerin durdukları yerler falan çok değişti. Çünkü arada bana bir Berlin girdi ya. O Hı. mesela şey Evet. şu an hoşuma gidiyor. Yani Zaman Altın'ın mesela Sena'nın yaptığı çok güzel. Kulakları çınlasın. Tema müziği. Daha böyle hani zaten Zaman Altın'ın ruhuna uygun bir şekilde daha macera, perest daha böyle hani güzel şey olacak ama o biraz Atina geliyor bana. Hani Kubi şimdi müthiş yaptı yani. İnanılmaz harika bir parça yaptı. O da daha Berlin bir Ne şey. oluyor? Niye bir Hani o yüzden biraz yazıyorsunuz? daha böyle hop şeydi pastı döküntü, biraz böyle eski depoları kulübe çevirdik estetiği falan. Hafif brutal. Güzel yani, güzel olacak. Şimdi çok teşekkürler dinleyen herkese. Evet. Bence çocuklar soru cevap gibi bir şey yapalım derim. Ama burada Evet. Zaman Altın üzerinden bir sene geçti. Büyük tufan gibi. Spoilerlı bir şey anlatmayız tabii ki konuyla ilgili. Onu da podcast'ten dinleyin yani. Aynen. Hani geliyor. En çok Ama şey onun dışında soruldu benim chatimde, ama ne niye bu soracağım? kadar çok küfür ediyor bu karakter diye soruldu, ama o zaten Ha herhalde, o... o zaten söylenecek yani şeyin içinde. Karakter Bölümlerin kaçınılmaz içinde. bir karakter. Evet. Birinci yani şeyde de karakter kendi de farkında. Şu anki bölümlerde de duymuşsunuzdur zaten. Tufan da farkında bunun. Evet bu karakterin böyle bir özelliği ve ağzı çok bozuk. Yani o evet ilerleyen bölümlerde de bu bir mesele olacak tabii ki. Çünkü Tufan küfür eden bir insan değil. Ama Ecel'in de Zaten ağzı bu çok yüzden bozuk. bu tarz şeyler yüzünden ayrılmışlar falan gibi bir Tabii muhabbet işte. var. Aa. Tabii. Yani bir sürü şey var. Yani bir sürü... Abi 5 yıllık ilişki yaşamış bu iki karakter. Bu kadar uzun süre romantik bir ilişki yaşayınca çıkamıyorsun işin içinden. Ya bir de şey deniyor ya abi, bir yerde aslında stratejik bir Kolay 5 kolay ya. sene. Yani harbiden tam o Tabii. yaş aralığı tam stratejik bir 5 sene yani. Aynen. Öyle ya canım 20'li yaşlarının başında falan yaptığın ilişkiler çok yer ediyor yani. Sormak istediğiniz soruları Evet sorabilirsiniz arkadaşlar. arkadaşlar bu chatten. Zaten o chat'i görüyor iyi hiç anlamak. Siz de buradan sorabilirsiniz. Ben buradan, evet, Evet. ben buradan alırım soruları. Başlayayım istiyorsanız bir tane Tabii soruyla. ki. Buyurun. Hı. Aynen. Bilim kurgu yazmayı özellikle mi bu kadar çok seviyorsun abi? Yoksa bu konuda da mı geliştirdin kendini? Yani geliştiriyor insanlar kendini. Hani zaten Nasıl? hani her zaman. Ama bilim kurgu yani elime kolay geliyor tabii. Çünkü çok şey ya. Sınırsız ya. Yani burada ama tabii işte şeyden Zaman Altı çok daha high concept bir şeydi. Burası biraz daha low concept bilim kurgu. Yani low concept derken yine gelecek gibi var, geleceğmiş falan ama Zaman Altı varoluşsal falan şeylere giriyordu yani. Hikaye nedir, hikaye anlatmak nedir, bu Evet, ama hikayenin hiç öyle içindeki karakteriz başlamıyordu. falan. Tabii öyle başlamıyordu ama yine de işte zamanda geriye gidip Hitler'i durdurmaya çalışıyordu falan. En azından böyle bir hani şeyi Kamboçya, vardı. Mamboçya, öyle Kamboçya, Mamboçya muhabbetler falan. vardı Aynen. Hı. yani. Şöyle bir soru var. Heh. Şimdi bir önceki Zaman Altında baya böyle çingene çadır gibi bütün dostlarımızı artık karakter Evet. bulamıyoruz yani. Evet. Burada da böyle sevdiğimiz insanlar olacak mı? Cameo olacak mı yani? Tabii. Olacak. Buradaki tabii ki olacak. Çünkü yani zaten sevdiğimiz insanlar bunları içeri sokarız yani. Ama şey burada bir fark var. Zaman altı dinleyicileri hatırlarlar zaten. Biz bütün hikayeyi Mert Günan'ın zaman makinesinin lokalizasyonunu da duyduğumuz ve Mert Günan'ın zaman makinesinin lokalizasyonu da işte Mert Günan'ın arkadaşlarının seslerini içeri koyduğu gibi bir durum olduğu için bir karakter yani birden fazla karakter seslendiriyordu arkadaşlarımız. Burada herkes bir karakter olacak. Kimle ne duyduysanız o zaten sonra o Ha, yani. mesela şey soruldu işte, hani şimdi hani iki ana karakter var ama işte gene ya Pelin ya Günhan hani sürekli olarak farklı roller oynayacaklar mı diye, sanırım oynamayacağım Yok. yanlış bilmiyorsam eğer. Şu anlık Yok bir yok. fikir Tufan ve yok. Ece. Yok yok öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Yani ileride olmayacak. Tufan ve Ece. Ben hep Mahmut. Ceren'le tekrar karşılaşacak. Ceren hep Deniz Paydaş. Okey, tamam. TTSMP3.com'un speech to text AI her zaman kumanda bilgisayarı. Bu karakterler hep aynı yani. İlerleyen bölümlerde Şimdi de bütün eşimiz zaman dostumuz oynarız. altından, aynen, zaman altında zaten böyle olacaksa büyük ihtimalle böyle artık bütün sülaleyi
sıradan yakında babamı falan ama, arayacağız. Evet. Falan evet. Falan. Aynen. Ya hatırlarsanız bu arada zaman altında ben Özcan abiyi, Mert'in babasını çok oyatmak istemiştim. Vakit bulamamıştık. Özcan abiye denkleştiremiştik. Evet. Ben oynamıştım babasını evet. İlk bölümde. Evet. Abi eğer Laz bir kaptan evet. gerekirse babamı alabiliriz. Olur olur. Bu diziye babalarımızı da alalım ya. şey abi ne derler? Şöyle bir soru var. Titan'da undercover koloni mi kuruldu? O koloni Rock çıktı da kendilerini yok etmek üzere mi termonükleer atılıyor gibi bir soru. Hayır diyebiliriz yok. Galiba buna. Yok yok hayır hayır. Titan evet. Terraformasyon için termonükleer atılıyor. Titan bu arada bu şey bir bilgidir. Bizim güneş sistemimizde Satürn'ün uydusu Titan. Bizim güneş sistemimizde de bulunan gök cisimleri arasından atmosferi su barındıracak kadar kuvvetli olan en kuvvetli olan gezegen. Bu ama çok soğuk. Bu sebepten dolayı da buzullarla kaplı yüzeyi. Ama içeride su var. Buzun içinde ve işte bilim insanları oraya çok biz şu anki teknolojimizi aşırı gidemiyoruz. Gidemiyoruz yani daha doğrusu. Drone evet. yollayabiliyoruz sanırım. Ama emin değilim ondan da. Burada İlkin'in evini su basmış. Nerede ya? Nerede İlkin? Çete yazmış. Büyük kardan dolayı mı? Su bastı diye. İlkin çete mi yazmış? İlkin ha gördüm. Chat'te başından beri İlkin evet. Evet İlkin tette hadi İlkin'e bir kalp alın. İlkin ellerine sağlık aşırı ya. Güzel bir kapak. Hı. Gerçekten çok teşekkürler. Evin su bastığı için de çok üzgünüm. Aynen. Evet geçmiş olsun İlkinciyim. Kanka bak şöyle bir takım sorular geliyor. Kaç sezon hı. ve toplam hı. kaç bölüm planlıyorsunuz? Abi kaç bölümü bilmiyorum. Yani hiçbir şey söylemeyeyim. Ben zaman altında... İki sezon gibi mi İki sezon olur mu ama yani mesela? Yoksa abi, tek sezonda kapatır olur. Gider miyiz? Daha da fazla. Yok yok. Daha fazla olur. Yani zaman altında 30 bölüm yapmıştık. En az 30 yaparız bunu da. Ama no, yani şeyi bilmiyorum. Şimdi burada şöyle bir fark var. Estetik olarak zaten yani duyulunca şey oldu. Narration yok. Hı-hı. Zaman altında çok önemli bir kısmıydı. Yani hem hikayesel olarak hem de estetik olarak. İlk yok. İyi ki yok bu arada bizim için gerçekten ama bizim için o kadar zorlayıcı oluyordu ki o. Ya çünkü evet, bir narration evet, kaydalıyorsun. Evet, hele Mert için yani ilk başlangıç kısmında herhalde tam eziyetti. Çünkü ben mesela hemen evet. ses kaydımı alıyorum, defoluyorum gidiyorum. Mert narration oluyor. Bak, sonra kendi kaydını alıyor. Bir sezon tek başına narration aldı. Evet ya. İki saat oradayım yani iki saat orada. Şöyle oldu böyle oldu. Böyle oldu evet. böyle oldu. Nalanda da işte adam konuşamıyordu böyle oldu falan gibi. Evet. Aynen öyle. İnsan yoruluyor. Evet. Evet bu narration sezon... olmadığı için daha şey hem kolay yapılıyor hem de kolay editleniyor. Çünkü narration'ın yani modu farklıydı şeyi bilmem ne montajda onun mixingi farklıydı bilmem neydi falan. O yüzden daha çok üretebiliriz gibi geliyor bana. Okey. Şöyle bir soru var abi. Görüm ikincim. Şöyle bir soru var. Senaryo yazmanın bir tekniği var mı yoksa yaratıcı hayalperest olan herkes küçük bir senaryo yazabilir mi? Böyle ufaktan senin prosesinle ilgili soruları da geçeceğim. Abi ben yaratıcı bir insan olduğumu çok düşünmüyorum. Daha bana mixing yaptığım şey miksaj ve aynı zamanda da interpretasyon gibi geliyor. Çünkü ben hep üstüne basılı söylüyorum ve biraz şey gibi oldu sıkıcı bir durum hali aldı ama. Ben gerçekten kafamda mesela Pelin ve Mert'in seslerini duyuyorum. O yüzden mesela şeyi de fark etmişsinizdir yani. Günün sonunda biraz mesela Tufan'da Ece'de de Pelin ve Mert'in kadensleri var. Konuşurken kullandıkları yükselmeler, inmeler. Hani aa, böyle aşkım, itirazlar şeyden ben küfür ediyorum. Hayır hayır küfür bakımından değil. Yani. O Ece'nin karakter özelliği. Hani o sende o çok sende hiç yok. Bilmiyorum ki abi ben küfür bilmiyorum yani. Bilmiyorum. Küfür bilmezsin evet. Evet. Arada böyle. Ya bu senaryo küfür evet abi bilmiyorum. Ahlaksızca geliyor yani. Tabii tabii hepsini tek tek sordu evet. Pelin senaryoda. Ya pardon dedi bu S-İ-K ne demek evet, ben bilmiyorum yani, dedi. Evet yani 5 kere sordum adama. 5 kere sorduk. Evet evet. Yine unuttu. Yani her provanın. Ya. Provanın sonunda unuttuk. Kaydın başına tekrar hatırlattık. Bu evet. Şeyi yapabiliyorum ben sadece arkadaşlar. İşte duyduğum kafamda diyalog duyuyorum. Bu Allah sağ olsun böyle bir şey trait açmış. Kimisi Pelin duyar. Ve Mert'e evet kimisi şey duyar. Kimisini oku dersin. Ben de Pelin ve Mert'in kafamda diştiklerini duyabiliyorum. İçmelerinden yukarı doğru türeterek. O yüzden farklı durumları şey yapabiliyorum. İlhamları mixliyorum açıkçası. En önemli bu arada bence bütün yazar arkadaşlara en önemli tavsiyem şu. O zamanla geldi. Öyle Allah vergisi bir şey değil.
Yıllarca dergilerde ve işte web sitelerinde edit tahsih yaptığım için Brexit'teki ilk yapar döneminde çok fazla şey gibi yetenek oluşuyor insanda bir noktadan sonra. Beyni kapatıp yazdığın yazının başkasına aitmiş gibi görebilme ve sonrasında bu başkasına ait olan yazıyı editleyebilme. Bunu senaryolar yapıyorum. Her metin en az 6-7 farklı draft'tan geçiyor. Bazıları ufak değişiklikler, bazıları çok büyük değişiklikler. Ve tekrar tekrar dövüyorum ben metni hazır olana kadar. Ondan sonra hatta şeyde bir posta daha dövüyorum genelde. İlk provayı alıyoruz. Mesela Pelin'le Mert'in ağzına oturmayan, yapay kaçan. Hani ulan bir dakika, mesela Pelin'le Mert'in önerileri oluyor. Mesela babanı sikeyim. Pelin'in önerisiydi. Kusura bakma Pelin, küfür etmiyorsun ama. Neydi o? Şey mi? Götünü sikeyim miydi? Bir şey diyordu. Bacını sikeyim. Bacını sikeyimdi. Ben dedim ki bu babanı sikeyim daha iyi olur dedim. Babanı sikeyim olur. Evet, bu arada onu söylemek istemedi, hatırladım. Onu söylemek, evet, söylemek istemedim. Ama çok iyi bir modifikasyon. Mesela chatte bir şey gibi bir hissiyat takıldı ki Evren biraz anaerkil herhalde, babanı sikeyim deniyor. Hani falan dendi. Okey yani. Okey. Okey. Ya bu arada ben de şunu fark ettim abi YouTube'la ilgili. benim problemim başka. Benim chat bir süredir aşırı derecede böyle toksikleşiyor, tamam mı, kalabalıklaşınca. Ben de böyle sub moda falan alıyorum. Sub moddan çıkartınca şeyi fark ettim. Oğlum benim şey modundaymış. Herkes yazsın modundaymış. Takipçi modunu alınca şeker gibi oldu lan chat. Ha şey, en azından oğlum, bir abone, evet, olsun, evet, değil mi? Evet evet, oğlum, okay. Tabii aynen. Takipçi modunda değilmiş. Ben bu zamana kadar bayağı bildiğim dünyanın en free for all chat'ini kullanıyormuş. Onu yeni fark ettim. Evet, 3 evet. Tane modu varmış. Ben de kullanılır mı lan? Anasını satayım chat'e. Allah sabır versin. Her önüne gelen yazıyor tabii. Her önüne gelen yazıyor. Evet evet, gerçekten. Bu arada ben, tabii ki, teknik olarak birkaç yani şey sormuşum. Yani yıllardan sonra amatör hatası yani. Soracağım. Yo, teknik olarak sormuşlar. Onlar zaten hani iyi mikrofon. İşte bir de şeyden kayıt alıyoruz. Biz kayıt alıp daha sonrasında Yiğitcan'a gönderiyoruz. Değil mi? Neyden alıyorduk, evet, biz? Montajı. Audacity'den alıyoruz kayıtları. Bedava program, hı-hı, bu arada. İşin içinde düzenli para verdiğimiz tek yer Buzzsprout'a bir para veriyoruz. Podcast'leri bütün diğer platformların çekebileceği bir RSS feed oluşturması gerekiyor. Birinin. SoundCloud da bunu yapıyor ama onu bir yere kadar bedava yapıyor. Anchor FM bedava yapıyor ama onların dosya limiti var. Ben pencere açtım bu arada. Arka plandan çok ses gelirse rahatsız olun. Yok, olmayız ya. Hiçbir şey, tamam, gelmiyor arkadan. Okey. Olursa söyleyin. Bir ona para veriyoruz. Bir de benim Adobe üyeliğim var. Yani Adobe'de zaten işte Audition'da masterlıyorum. Premiere'de editliyorum. Bu da benim garipliğim bu arada. Yani en iyi program değil Premiere ama bir şekilde Premiere alıştı yani elim. Evet, o yüzden Premiere'de ediliyorum. Ben mesela Audition kullanıyorum. Yiğitcan'a da Audition şey yaptım ama Yiğitcan alışamadı Audition'a. Yok, senin önermenle mastering'i orada yapmaya başladım işte. O zaten çok değiştirdi şeyi yani. Mastering dediğimde işte denoise atıyorum, parametrik equalizer çakıyorum. Ondan neyse, sonra bir şey arada böyle çok şıplatma şaplatma sesleri falan varsa onları sessizleştiriyorum. Zaten ondan sonra içeri giriyoruz. Ambiyansları, bütün sesleri nerede kullandığımda, hepsi ücretsiz ses bu arada. Yiğitcan aşırı iyi buluyor ama ya. Tam böyle nokta atışı ses buluyor yani artık. Allah mı yardım ediyor bilmiyorum. Tam nokta ya, atışı internet, buluyor adam ya. İnternet de yardım ediyor, evet. Bir de yani şeyde Freesound. Ya freesound.org zaman altının da yani en büyük şeylerinden biridir. Sağ olsun, ücretsiz ses sitesi yani. Orada şöyle bir durum var arkadaşlar. Oradan ses indiriyorsun, 1 indiriyorsun, 2 indiriyorsun, hepsi ücretsiz bunların. 3 indiriyorsun, 4 indiriyorsun, 5 indiriyorsun. Site bir noktadan sonra sana diyor ki çok kullanıyorsun, bizim bağış yapmak ister misin? Ben ya bölüm başına hani böyle 10 ses falan kullandığımız için, hatta bazı zaman altı bölümlerine çok daha fazla. Ben o mesajı böyle artık yani öyle vicdan yapıyor ki bende o mesaj. Ya bir şey yollayayım artık. Yani Allah gerçekten çok razı olsun Freesound'a koyan çocuklardan. Bir ara inşallah bir Freesound'a da şey yapacağım yani. Para yollayacağım. Pelin, senin chatten soru var mı? Yoksa ben benim chatten devam edeceğim. Yo edebilirsen. Ben ha. De sorulanlar sende de soruluyor şu anda. Cevap alıyoruz okay. Yani. Yoksa var yani. Artlist'te de üyeliyim bu arada. Evet, özür dilerim. Oraya gireyim. Artlist diye bir müzik sitesi var. Oraya da üyeliyim. Sor. Alalım. Bu podcast iç çatışma ve bunun ilişkileri çevreye nasıl yansıdığı ve bunun nasıl ilerleyip düzeldiği gibi bir duygusal temada mı olacak? Eski sevgililer bunun duygusal teması. Herkes kendi eski sevgisiyle ilgili bir şeyler bulsun ve çözsün istiyorum. Ben kendim de bulup çözmeye çalışacağım yazarken. Çünkü yani inşallah öyle bir şey yaparız. Hepimizin eski sevgisi var. Hepimizin eski sevgili problemleri var.
Oluyor yani bu. O yüzden eski sevgililer. Esasında duygusal teması bunun. Eski sevgililer. Yani Büyük Tufan'ın. Hayır, rokete bindik, Titan'a gidiyoruz yani. Eski sevgililer. Ece Tufan'ı ne zaman değil. Döver var ama bunun cevabını dinleyerek ilerleyelim abi. Evet. Şimdi şöyle bir soru var. Bu da ilginç. Arkadaşlar, yeni geldim yayına. Spider-Man hakkında... Yok, şaka şaka. Spider-Man yarın ben yayın açacağım. Konuşuruz orada Spider-Man'i. Şöyle abi, bunu da ben de merak ediyorum bunu. Hikayenin finalini kafanda yazdın mı, yoksa yolda mı düzülecek? Yok. Daha finali yazmadım. Yazmadın. Yazmadın değil mi? Aklında bir fikir var mı? Zaman yazmış mıydın? Fikrim... Yani şöyle... Evet, fikrim var. Bu arada bir ama şey soracağım. Bunu da yazmıştı. Ay, zaman altında vardı bu arada. Hatta bir ikinci, üçüncü kısımlarda dedi. Hatta ben dedim ki eğer dedim sonunu öyle yaparsan dedim ben çok kötü kötü olurum, öyle yapma dedim. Ona rağmen öyle yaptı. Sağ olsun. Evet. Şimdi zaman altında bir kere ben bir şey itirafını yapayım. Zaman altı ismini koyduğum esnada ki yani bilmiyorum birinçteki şahıs kullanmalı mıyım çünkü Ezel'in bir kelime oyununu ben bir şarkısından bilinçaltıma atmış ve oradan çıkartmışım yani o ortaya çıktı sonra. Şey diyeyim ya. Elimde yalanlarla, elimde kalan hayır, duman hayır. Zaman, kalan zaman Ezel, altı. Ezel değil, Hande Yener. Bir şey ihanet, iki şeyin arası, aşk kapısı, böyle. Yazın çıkan orman yangını gibi, yazın altı, yakmadığı zaman çok altı. Belli. Aynen, bu değil mi? Hayır. Orada zaman altı mı diyor abi? Hiç zaman altı demiyor. Duman altı mı? Zaman duman altı mı? Dumanla pişen yok. İki lafın arası aşk acısı. Ne saçmalıyorsun şu? İki lafın arası zaman altı. O da hiç öyle bir şey yani yok ama yani. Zaman altı geçmiyor orada. Yani yok, zaman altının değil. Kandemir Konduk versiyonu o zaman. Evet, mahallenin muhtarları. Fadime ve Temel zaman altı şövalye. Yanlışlıkla zamanda kırılma oluyor. Zaman evet. Altı şövalyeye kadar çaydanlık. Bir de çaydanlık. Çaydanlık da makineleri değil mi? Uy haça, ben bu Hitler adam edemedim daha. Amerika nasıl yapalım? Ben bu Hitler'in anasını mı atlasam acaba ya? Of! Ay, Mert ve kötü Karadeniz şivesi yapması iyi yapabildiği halde evet ya. İnsanı üzen bir şey yani. Evet. Bu şeyde podcast'imizde geçen sefer size çok ses yapma fırsatı oldu. Burada olacak mı bilmiyorum. Yani onun şeyini geçen sefer çünkü sizin ses yapma ihtiyacınız karşılansın diye bölümler yazıldı yani böyle. Ha tabii canım. Abi ya mesela şey aşırı kötü fikirdi. Ben tekrardan bunu savunuyorum. Ben Hitler'i Almancı bir çocuk sesiyle okuyacaktım. Evet. Bana okutturmadı evet. Abi. Bana okutturmadı. Ben istiyordum. Mert çok arkamda durdu. Ben bu fikre çok yapıştım. Evet. Ama yönetmenimiz izin vermedi. Bu konuda hala daha kendisini affetmiyorum. Muhteşem bir bölüm evet. Olacaktı. Neyse. Canlar sağ olsun. Evet. Zaman altında Pelin ve benim zaman altını 10 kat daha iyi yapacak pek çok fikrimiz var. Çok. Ve bunlar, gülme ve çok vardı. Ve bunların hepsi şiveliydi. Evet. Kesinlikle izin vermedi bize. Yani hala da vermiyor bu arada. Kesin burada da evet. Vermeyecek mesela. Gör şimdi. Vermiyor. İzin yok evet. Yani. Size söz veriyorum, yemin ediyorum Garip Sesler Kumpanyası diye bir sonraki podcastimizde bütün seslerinizi kullanacağız. Bütün hepsini böyle Almancı, aksanı, Karadenizli adam, Pelin'in Yıldız Tilbe taklidi, Günhan'ın şey sesi, dede sesi, hepsini yani evet. Gerçekten. Günhan'ın şey sesini kullanacağız hatta, Soyu Tarih dinleyicileri hatırlar, Balgam Adam. O sesinde de geri döneceğiz falan, hepsi gelecek. Hiç bilmiyorum, Balgam Adam hangisi ya? Şu anda yapamam ya. Oradaydın. Okay, tamam. Oradaydın. Ya yapsam hatırlarsın işte. Da. Ben de hatırlamıyorum bu arada yani. Falan diye konuştum. Yani. Ya, böyle bir hanaya gidiyorduk. Okay, orada tamam. Öyle bir adam vardı. Handa konuşuyordu. Evet hatırladım. Nasıl lan Allah? Evet tamam. Böyle bir şey miydi acaba? Şey. Gençler bir ayşer misiniz? Bir ayşer misiniz ben şimdi? Falan gibi. Evet, kaptan bir şeymiş yani. Evet. Şimdi şey. Bu arada soruları devam etmeden önce küçük bir duyurumuzu yapalım mı? Tabii. Hadi söyle. Evet. Hadi söyle.
Arkadaşlar, ben Mert Günhan ve Pelin Bayanızoğlu olarak zaman altını canlı olarak sahnede bir okuma halinde podcast olarak size sunacağız. 17 Ocak değil mi? Evet, 17 Ocak'ta. 17 Ocak. Nerede olduğunu da söyleyin efendim. Evet, İF'te değil mi? İF İstanbul. İF'te. İF İstanbul'da saat 9 falan gibi düşünüyoruz şu an ama saati bizden bekleyin haber olarak. Bir şey diyecekmiş miydin? Ha. Şöyle şimdi birdenbire panik yapacaklar çünkü yine 150 bilet satacağız diye. Arkadaşlar yok, sınırsız gibi bir şeyiz. Evet. Yüklenin. Yani çıkınca yüklenin. Çıkınca yüklenin. Şu anda yüklenmenizin bir anlamı yok. Evet ama yani istediğiniz gibi gelebileceksiniz. Bilet fiyatlarını söyleyelim mi? Ya yani netleşsin şimdi tam. Netlendi mi? Yani %90 şu an ama tam satışı hı-hı sununca zaten satışla beraber duyururuz. Öyle bir şey yok. Kapı şeyi söyleyebiliriz sana. Kapıda bilet satacağız. İnternette bile onlar farklı fiyatlarda olacak. Onun dışında fiyat çok anormal değil. Zaten yani şu günlerde herhalde hiç anormal değil. Çok böyle ekstradan böyle locadan izleyin falan gibi fantezileriniz yapmazsanız evet olacak. Eğer onu yapmazsanız yüksek değil yani, çok da değil yani. Aynen. O da şey, çok öyle loca biletleri yani. Aynen. Bu arada o da çok değil ama ya yani bir de yani loca mekanın bir şekli zaten. Bizim şahsi locadakilere ekstra bir hizmet vermiyor, evet. Mekan veriyor. Yok böyle, hayır abi, olur mu yani, ya nedir? Söylesene, Mert kucağına oturacak, ben üzüm yedireceğim. Locadakiler. Bölüm daha yukarıda oturup bize tabii istersen, ben var yani. Aynen, ben gelip herkesin sırayla kucağına evet. Yiğitcan da abi oraya çıktığında fileli çorap giyecek yani, ona gelecek. Evet, evet. Çorabı giyeceğim. Zaman altından çok abartı bir şey değil. Üst tarafta böyle hani şeyler olur ya, İF İstanbul'a gelenler biliyor zaten. O üst tarafta daha rahat rahat arkadaşlarınızla bira içip izleyebileceğiniz bir yer. Evet. Onun dışında alt taraf zaten sınırsız olacak gibi. Bu bir okuma etkinliği. Yeni bir bölüm okumayacağız ama. Okumayacağız. Zaman Altı'nın hikayesinde çok önemli yer tutan 3 tane bölümü seçtik. Evet. Bunlar birbirlerine de iyi yani şey diyorlar, kayıyorlar. Tekrar bir aranjman yaptık. Çünkü narration'ları ben okuyacağım. Narration'ları hem yapıp yani Pelin'lerin hem narration'ları, Pelin'lerin Bert'in hem narration'ı yapıp hem de diyalogları yapması çok tempoyu bozar diye. O yüzden bütün narration'ları 3. tekli şahısı alıp kendi üzerime aldım. Ve sahne edisyonu gibi bir şey biraz. Aynen öyle. Ses efektlerimiz de olacak. Ambiyansımız da olacak. Arkada güzel görsellerimiz de olacak. Onun aynen sonunda da bir vaktimiz olursa yine soru cevap yaparız. Muhabbetimiz, sohbetimiz olur. Soru cevap, sonra da zaten fotoğraf. Meet and tabii canım. Tarzı. Meet tabii. Aynen öyle. İF'te olacak, İF İstanbul'da olacak. Biletleri önümüzdeki hafta kesin satışa sunmaya başlarız. Çökersiniz aynen. Onu da Twitter'larımızdan takip edin zaten. Evet. Yaş onun sınırı var. Zaten işte mekanın yaş sınırı var arkadaşlar. Evet, var. 18 yaş üstü. Mekanın. Alkollü çünkü 18, mekan. Alkollü. Alkollü aynen mekan. Ben çok üzgün değilim. Yani kusura bakma, içerik yapıcı benim daha benim bir şey dememe bile gerek yok yani. Beni bildiklerin için bir şey bile demiyorum. Evet. Şey yapabiliriz gibime geliyor. Daha bunu ben hiç yanlış konuşmadım ama aklıma geliyor şu anda. Biz de bu alkol mü? Bedava bilet verebiliriz gibime geliyor. Olabilir. Olmaya da bakalım. Olabilir. Olabilir. Zaten çok yok kanka White Plus üyemiz. Yani. White Plus? Doğru. Okay, 100 liralık 100 liralık üyelikten işte ya. 100 liralık tamam üyelikten zaten 20 kişi falan var bizde yani. Ya olabilir bakalım ya, ama %100 olan bir şeydi. Ben şu an aklıma geldi bu. Şey bir şey soracağım bu arada. Yani. Hangi if diye çok fazla soran var da, hangi yakadaki neredeki diye. Beşiktaş. Ha, Beşiktaş'tan. Beşiktaş. Okey tamam. Avrupa'da evet, yani. Beşiktaş. Aynen. Tamam. Aynen. Bu etkinliği şey yapacak mıyız onu bilmiyorum ama. Çekimi olacak mı bunu? Koyacak mıyız internete? Vallahi bir herhalde olmaz. Olmayacak yani, değil mi? Evet. Mekan bizim için böyle bir şey sağlamıyorsa benim öyle bir ekipmanım, bizim öyle bir ekipmanımız yok. adamımız da yok, kayıt alacak. Evet, hani kimseyi iyi de yani fotoğrafçı ve videocu falan da tutmayacağız. Evet evet. Zaten ha, bir de abi etkinliğin olayı da biraz olsun evet istiyorum abi. Yani hani aynen öyle yani işte, geldin oradaydın falan gibi yani. Evet. Zaman Altı'nın kayıt altında kayıt versiyonu zaten var. Yani Zaman Altı'nın yeni bir şey yok okumayacağımız için. Bu orada
hani Mert de Pelin'in göz göze birbirlerini okumaları kıymeti. Bizim orada işte sizin tepkilerinizi hemen duyabilme, kahkahalarınızı, seslerinizi duyabilmemiz falan. Yani bu beraber toplanıyoruz. Ya bu esasında ben şuradan çok istiyorum bunu. Birincisi... Belki arada şiveyle okuruz bazı şeyleri. O da olur. O da olur. Küçük eğlenceler. Orada yiyeceğim bize bir ben şey. Ben ve küçük şakalarım. Evet. Evet, evet. Şimdi ben burada olur diyorum. Burada yer programa yaklaştıkça konuşalım. Bu benim esas buradaki heyecanlandığım şey şu. Biz Pelin, Mert ve ben işte üçümüz bir araya iki sene falan gelemedik. Yani aynı anda. Realde. Ben Mert'i hiç realde görmedim. Yani, pandemiden beri ben Mert'i bir kere evet. bile görmedim. Sen evet, benim evet. sen benim en son gördüğünde şişman mıydım? Hatırlamıyorum. Yo, değildin. Kilo veriyordun. Tam kilo verme döneminde. Aynen. Sen son kalk gelle zaten şeydin canım. Son formumda yani. Son formumda görmedi ama değil mi? Son formunu görmedim. Yo, fotoğraflarında falan gördüm. Fotoğraflarını gördüm ama hep. Çok yakışıklıyım lan artık. Lütfen Mert Bey hep öylesiniz. Evet, rica kızlar hasta. Yani, evet lan. Yani hep öylesiniz. Tabii. Şaka yapıyorum. Ben şaka yapmıyorum efendim. Çok maşallahınız var. Teşekkür maşallah. Ediyorum. Senin de yeni saçların güzel olmuş. Öyleyim evet, teşekkür ederim. Ben hep öyleydim. Evet. Hep. Aynen ben? Hep öyleydi. Bu saçlar daha da iyi yani. Yani abu şahlandırdı biraz. Ben kuş muyum oğlum? Aa. Sen de yaşlandın. Şey değil mi şey? Senin kıçının kılları kadayıf oldu abi. Sen öyle anladın. Biraz öyle oldu bu arada. Ne alaka bak ya? Pelin sen gördün mü sakalındaki saçındaki beyazları? Görmedim. Hayır. Sakalımda var ya beyaz. Sakalımda hep yok muydu ama ya? Vardı. O kadar yarın şey gibi. Gelişme formunda bir suavi gibi olmaya evet, başladı. Sakaldan beyazlamaya mutluyum ya ben. Saçtan beyazlamaktan daha iyi giriyor bana. Evet evet. Cool bu arada. Şey diye demiyorum yani hani böyle kötü görünüyor diye değil mi? Bence çok cool. Ben hala şey gibiyim anasını. Topik kullanıyor gibiyim yani. Yani. Yani böyle hatta bende biraz şey gibi duruyor kanka. Peruk takıyormuşum böyle gibi duruyor biraz. Maşallah senin saçlar hakikaten yani şey evet, katran evet, tam, gibi. Evet kalıp gibi duruyor. Lego saçı gibi duruyor biraz yani. Onların da böyle taktiği işte tam onun gibi. O yüzden böyle biraz organik bir şekilde beyazlasa benimki de güzel olur ama ne yapalım 12 yaşında gibi görünüyoruz. 12 mi? Bu zaman altı etkinliğini ben bu arada ileride bir noktada Ankara'da yapmak isterim yani. Ben de çok Pelin'den istiyorum. Çok. Evet Ankara'da evet Ankara'da yaparız. Çünkü bir de şeyden de çok mutluyum şimdi. İkidir Günö'yle Ankara'ya geliyoruz. Günö Ankara'yı biraz benim gördüğüm şekilde görüyor. Hep yıllardır gördüğüm şekilde. Oraya bir şey oldu. En son giderken de ulan burada yaşanır hakikaten falan diye gitti yani. Ankara'da yaşanır burada. Millet niye inanmıyor Ankara'da yaşanacağını anlamıyorum abi, yok, yani. Yok, gidip ben yaşarım abi Ankara'da. Evet. Yaşadım gidip da. Gidip görmek lazım. Gidip evet. görmek evet. lazım. Hiç anlatamazsın. Bak ben de bu 4. 5. gelişim falan yani. Her geldiğimde de bir hafta falan kalıyorum. Ve yani benim tecrübe ettiğim kadarıyla memnunum. Sadece son gece inanılmaz sarhoş olup polislere falan laf söyledim. Barlar sokağında. Bir şey demezler dediler mi? Bir şey demezler genelde. Ama yok uzaktan söyledi de ha. Balkondan. Ama yani şey dikkatli yani dinlense ama yok okey. Her zaman okey ama çok polis vardı oğlum o gece şeyde. Mestekar'daydık. Evet. Yani çok polis vardı o evet. gece. Aşırı saçma. Ankara'da şey çok oldu bana. Beni çok tanıyan insan vardı. Mesela Ankara'ya geldim ve taksiden inerim ben. İki kişi benden fotoğraf çektirmek istedi. Konur'da. Ve Konur'da sürekli olarak beni tanıyan insanları gördüm. Bu mesela İstanbul Kadıköy'deyken oluyor bu. Ama işte ne bileyim Kurtuluş'ta çok çok kalabalık bir yer ya İstanbul. İstanbul'da bu kadar fazla olmuyor yani. Ankara'da inanılmaz sürekli yani. Yiğitcan'ın yanındayken de oldu, ben yalnızken de oldu, bardayken de oldu. Sonra ben bunu Yiğitcan'a söyledim. Burasının nüfusu daha az diye mi dedim. O da dedi ki yok dedi, burası dedi Kadıköy gibi bir yer olduğu için dedi. Doğrudur. Evet. Ankara'nın yani Keçiören'de olmaz o. Sincan'da falan büyük ihtimalle Mamak'ta olmaz diye düşünüyorum. Bağlumuz olmaz. Ay bence mesela Çayyolu'nda da çok olmaz abi. Yani. Çayyolu'nda da çok olmaz tabii. Ama olabilir. Yine hani. Evet. Şey bir de Ankara'nın yani, en kalabalık lokasyonu da orası bu arada yani aslında bahsettiğin yer.
Kızılay ben işte. Çok Kızılay ya. Tarafı en kalabalık yeri. Tabii tabii. Evet evet. Abi şey çok güzel çünkü yani işte Günhan'da en son ona düştü. Yani hani büyük şehir olanakları var. İşte hani anladın ama mı? Sakin hani... değil mi? Daha sakin. Yolda sakin. Yürüyebiliyorsun evet. Falan. Tabii kendini taksi deprem bulabiliyorsun. Yok. Evet. Falan oğlum, taksiye binebiliyorsun. Oğlum ben bak biraz bunu anlat. Taksiye binebildiğini evet, anlat evet, oğlum. Bak. Ben bak ben 30 yıl İstanbul'da yaşadım ve yani şuna inanamazsınız. Bayağı bildiğin bunun evden çıkıyoruz. Ve böyle ben sürekli şey stresine giriyorum. İstanbullu olduğum için anasını satayım. Hep şey modundayım böyle. Abi taksiyi bir saat önceden bir taksiden çağıralım ki. Anca gelir falan gibi böyle. Yok bunlar bayağı çıkıyoruz abi evden. Kapının önünde taksi var. Her yerde öyle. Ve beni alıyorlar falan yani böyle. Ve böyle bak alıyor bırakıyor. Hoş geldiniz beyefendi diyor değil mi? Evet. Ya. Evet. Evet. Yani ben çok şaşırdım. Binebiliyorsun taksiler var. Ve yani insan gibi biliyorum. Davranıyorlar. Yani her sokakta binebildiğin taksi olmaz muazzam bir şey oğlum. Ben böyle bir şey son 5 yıldır görmedim İstanbul'da yani. Evet evet. Ya bir de işte yani bütün çünkü yani 20 milyon olmadığı için kimse kimsenin boğazına sarılma ihtiyacı etmiyor. Bir de bunun yanında işte çok güzel barları var, restoranları var. Bir şey diyebilir miyim bu arada? Yani taksiden parkları var. De, tabii. Taksiden çok şikayet ediliyor ya abi İstanbul'da. Beni evet. Yani köprüde indirmeleri haricinde genelde eğer karşıya geçeceksem. Ben size yemin ediyorum ben cumartesi günü akşam vaktinde bir dakikada taksimi buldum, bindim. Beni düzgün bir şekilde gideceğim yere de bıraktı. Bana sürekli hanımefendi, hanımefendi dedi. Sabah da bir dakika içinde buldum ve bindim. Yağmur yağıyordu deli gibi. Şansın o senin, o senin. Çok inanılmaz bir şansın. Her seferinde bu oluyor ve de bana. Bana her seferinde oluyor. Nasıl oluyor bu? Bunu çok söyleme sağda solda da bu şey gibi bir şey çünkü yani. Ne, ya zeytinyağı alabilmek gibi bir şey mi? Bu. Evet zeytinyağı alabilmek okay, gibi bir şey. Ya da işte böyle vapura binebilmek gibi falan bir şey ülkemizde standarttan. Ooo artık okey. Ben aşırı şaşırdım. Çorap ve donunun olması falan. Ooo okey. O kadar ağırsa söylemeyeyim abi her yerde ben bunu. Eve geldim bizim annem şey falan diyor bana sen işte Twitter'a yazmışsın diyor Ankara'ya mı taşınacaksın sen falan diyor böyle. Ben de şey yani böyle kriptodan NFT'den falan günün birinde bir para bulursam dedim yani Çiğdem'de falan böyle güzel yeni bir ev almak alırım dedim. İstanbul'da alınmaz çünkü bu saatten sonra. Çiğdem'de mi? Ya ha. Çiğdem'i ben bir tık sevdim. Ha. Yani. Ayrancı tarafı da güzel aslında biliyor musun? Ayrancı tarafı ben benim gönlümün paşası. Görmedim, sever misin sen? Aa Ayrancı da güzel. Anıtkabir tarafları da güzeldir. Seni... Ya, Anıtkabir'e gidecektik. Evet. Ama ben şey giymiştim. Naruto eşofmanımı giymiştim. Evet evet. Torbacı gibi gitmeyeyim atamın paşına evet, dedi. Evet. Aynen atamın yanına. Bir sonraki bu gelecek ay Ankara'ya gideceğiz tekrar Ocak'ta. O zaman şey yapacağım. Bir de kar bastırmıştı zaten bir evet, yandan. Evet evet. Ankara bir de bir tık ucuz abi. Tabii tabii canım yemek İstanbul'a falan, yemek çok ucuz. Abi İstanbul'da zaten İstanbul'da bir kere yaşadıktan sonra yani herhangi bir ili ucuz bulmamak bence imkansız yani. Herhangi bir tatil değil, yerine ya, evet. Tatil yerine mevsiminde gitmen lazım ki hani şey diyorsun. Aa burası evet, İstanbul aynen, gibi İstanbul pahalı. Fiyatlarıyla karşılaşıyorsun. Yoksa hani İstanbul'da hep mesela, pahalı. Hep. Koskocaman Pelin P Queen'sin yani. Hani. Doğru. Bir dakika. Ha çok pardon. Ha. İyi yaşa. Kaçtı mı? Kitleme çocuğu. Kaçtı mı? Olmadı ya. Yani. Kaçtı abi. Ama ne abi. İçimde patladı. Ay çok kötü. Ben tam ama patladı. Bir dakika ben tam hapşırdı zannettim. Allah çarpsın. Tam vallahi tam hapşırdı zannettim. O yüzden iyi yaşa dedim. Yok. Yok ya, kaçtı. Olsun. Ya vallahi neyse, istemeden yaptım. Kaçırdın. Şişt, önemli değil, önemli değil. Tamam sağlık olsun. Şey. Sen koskoca P Queen'sin yani tamam mı? Sen şimdi Twitch'ten anlaşmalı yayıncısın. Ayda 200 bin 300 bin lira para kazanıyorsun. Tabii. Az dedin. Milyon abi. Dolarların var. Az dedin abi. 200 bin 300 şey. Bin lira dediğiniz 10 bin euro mu? Yok daha da yukarı ay. Çık diyorum ya. Ay. Çok özür dilerim. İyi yaşa. Hapşırdı arkadaşlar. Kimse bir şey yapmadı Mert'e şu an. Oh. Şey yapmayın. Hastayım. Abi. Hastayım. Özür dilerim. Hastayım biraz. Sen yaşa. İstanbul'da mesela yaşar mısın bu saatten sonra hiç böyle bir şey düşünüyor ben musun? Ben şahsen yurt dışında yaşarım. Niye İstanbul'da yaşayayım? Daha iyi standartlarda, daha iyi bir ülkede yaşarım yani. Daha doğrusu şöyle, aynı fiyatların bile değil, daha düşüğüne giderim yurt dışında yaşarım abi. Ben niye İstanbul'a öyle bir para harcayayım ki? Yurt dışı için para biriktiririm. Yani evet. İstanbul'a verilir mi yani o para? Pelin Baynazoğlu, Türkiye'den daha iyi bir ülke yok.
Türkiye'den daha iyi bir ülke yok. Tabii o İstanbul'dan lütfen. Daha iyi çok fazla şehir var. Tabii. Bu arada yani dünyanın hı-hı. İstanbul'dan daha iyi şehirlerinin sıralaması çok çok uzun. Bir de İstanbul, abi İstanbul en kötü tarafı ha. Bu arada şey ne? Hadi artık maddisin falan. İstanbul güvenli bir şehir de değil ki. Değil. Hiç değil yani hem de. Bak güvenliğin en büyük sıkıntısı da biliyorsun. Ben yıllardır İstanbul'a girdim söylüyorum. Herkes birbirinin boğazında İstanbul'da. Her zaman gardın yüksek getirmesin. Evet. Metrobüs koltuğundan iş görüşmesine kadar Burger King'deki sıradan atıyorum yani bir ne bileyim pilavcıya kadar her yerde bir şey için kapışmak zorundasın. Her zaman yani. Hep bir kavga var burada, evet. Bir kavga burada full alkollü ve elimizde bira şişesiyle gezdik Konur'da. Yani çok içimiz rahattı. Tabii. Yani ama her yerde gezemezmişsin tabii yani. Ya tabii Ankara'nın da tehlikeli mahalleleri var. Hep yani mesela Çin'de gezemezsin Mert yani. Evet, bok gezersin. Keçiören'de gezemezsin. Hı. Aynı şekilde Sincan'da tabii. Gezemezsin. Tabii. İstanbul'da ama işte hiçbir yerde gezemezsin. Ama mesela Çayyolu'nda da gezersin. Ne bileyim konuda da Çankaya'nın merkezinde de gezersin Çayyolu'da bu arada. Çayyolu'da çok rahat gezersin. Tabii. Ya Çayyolu'nda bu arada evet, gezmemen evet. Hatta garip karşı. Allah Allah cumartesi günü. Bu ne böyle adam dimdik yürüyor falan derler. Ya kimsin de sen falan. Şeyde de öyle tabii. Yani. Tonalı falan taraflarında da öyle. Ya, Tunalı'da insanlar şey zaten aşırı sokaklarda duruyorlar ya mesela. Tunalı'daki mantıydı abi. Yani mekandan müzik geliyor. Sen gidersin. Ha. Hani tekelden bir anı o alırsın. O biraz değişmiş Pelin. Köşe. Aa ne diyorsun? Tunalı kötü olmuş müzik diyorlar. Doğru mu? Abi müziği kapatıyorlar zaten 12'de. Ya, 12'de. Yani o yüzden hala devam ediyor bu arada değil mi bu? Dedi. Yani evet şöyle, abi. Neden ediyor bilmiyoruz. Kimse bir şey de mi yapmıyor yani? Ya işte bilmiyorum. Rahatsız oluyormuş millet falan. Kimmiş ya? Kanka abi biz işte gittik. 12 Korvus'a gittik. 12'de falan ordu indirdiler. Her yerde böyle polisler vardı. Kapı kapı gezip şey yapıyorlardı. Bayağı bir ya çok ilginçti oğlum hakikaten bu arada ya. Bak Korvus'un balkonuna sigara içmeye çıkıyorum. Allah da belamı versin hala içiyorum bunu yani. Bir keşke bıraksam. Bu gittim orada sigaram bitene kadar ki ben öyle çok yavaş sigara içen bir insan da değilim ya. Sigaram bitene kadar 4 tane ekip otosu geçti oğlum. Ne arıyorsunuz? Bir de insan şey oluyor biliyor musun şimdi? Müzik için mi geziyorlar bunu? Yok. Genel zaten geziyorlardı. Müzikleri kapatmaya sonra mekanları tek tek teftişe bir tur daha döndüler. Ya, o peki, gece full geziyorlardı yani. Peki bir şey soracağım. İF'teki bizim bu zaman altı etkinin çıkışında ben şarkı söylesem. 12'yi geçtikten sonra beni gelip tutukluyorlar mı? Ne oluyor? Benim başıma ya ne ben geliyor? De yemin ediyorum gece 12'de müziği kapatınca benim de aklıma geldi. Şu an dedim bu Korvus'un balkonundan böyle başlasam yani şey diye. Gram acımadı kötü dünya vaziyetime falan diye böyle girsem ben yasak mıyım? Onu çok düşündüm ben de. Bilmiyorum. Herhalde yasaz yani ağzına da. Mekanda çalmasıyla alakalı bir şey. Islık çalıyor olsam ben gece 1'de evime dönerken. Çok rahatsız edici ama yani müziğin saati mi olur yani 12'de bir de evet, niye? Bir derse geçtim hafta sonu özellikle yani insanlar eğlenceye çıkıyorlar kafa dağıtmaya çıkıyorlar 12'de evet. Müzik yani müziksiz ne yapacağım avel evvel ben birinin suratına mı bakacağım böyle mekanda sadece oturup. Hayır bir de gece 12'den sonra ne yapacağım hadi gece 12'ye kadar yine ben müziksiz insanın suratına bakarım da yani gece 12'den sonra bir bırak da ben bari bir müziğe bakayım yani ama bir de. Ya şey değil midir abi bunun mesela her şehirde dünyanın her şehrinde eğlence bölgeleri eğlence semtleri olur. Hani orada gürültü olur. Evet. Hani ve oraya da git yani orada ev alırsan da zaten onun ya kirası düşük olur falan aldın mı? Hani bir şeyi olur yani. Ben pavyonlarda kapattıklarını sanmıyorum bu arada. Pavyonlarda evet ama öyle bir ses sistemi var ki şimdi. Yani pavyon dediğin sistemde zaten duvarına kadar böyle hani gizlenmeye adamışlar orada kendilerini anladın mı komple? Tabii. Bir de eskiden şey hep söylenirdi yani pavyonların çok polis müşterisinde olduğu. Kesinlikle bilgim yok yani herhangi bir konuda ama yıllardır. Söylenir ama doğrudur evet. Söylenir. O yüzden de belki bir özel. Günhan bu arada Kocatepe ve işte Akay taraflarında açılmış yeni nesil pavyonları çok şey yaptı Pelin. Bunlar ne oğlum diyor tabii. Adımbaşı diyor. Yok Barbie Night Club diyor. Abi evet. Şey ha Barbie şovları falan şeyle. Mı gördü? Abi evet ha, bak okay, tamam. O Barbie show ben onu önce şey sandım. Ben onu önce tek bir dükkan sandım. Çünkü yani İstanbul'da yok böyle şeyler her yerde. Ben bunu önce tek bir yani Barbie show diye burada Barbie. Evet yani öyle. Barbie. Yani tamam mı? Hani Barbie Show veya ben evet. Bunu marka sandım tek bir yer Barbie Show diye yaratmışlar ne kadar tuhaf eylem gibi ya çünkü biraz böyle yani evet. Meğerse o Barbie Show
Hani gerçekten janra. Janraymış. Bir sürü Barbie show var. Yani ne oluyor tam olarak ama onu anlamadım. Pelin ne oluyor Barbie show'da? Ben de tam bilmiyorum çünkü hiç içine girmedim. Yani Ankaralı olunca biliyorsun hepsini zaten de. YouTube'da vardır kesin. Muhakkak YouTube'da. Canım yazsam bütün içerideki her şeyi görürsün. Hiç merak etme. Ben de hiç gitmedim pavyona ya bu arada. Hiç Pelin, ben de. Ever bir pavyona gittin mi? Pavyon için ama şeyde yere... olduğu için benim eve dönüş yolum bu. Dershaneden daha doğrusu bineceğim dolmuşlar oradan geçtiği için şeyde çok fazla yürüyordum. Bu Tan Doğan'a doğru giden bir yol vardır biliyor musun Kızılay'da? O yolda evet, çünkü evet. Orası da full böyle pavyon mavyon falan onların olduğu yollar zaten. O yüzden o sebeple görüyordum ama hiç girmişliğim yok yani pavyona. O Tan Doğan'a yani giden zaten, yola en son. Zaten evet. Girince bir 4.000-5.000 lira falan. Masada bıraktırıyorlarmış yani. Ya tabii abi çünkü bir... mantalite şu yani şimdi orada çalışan insanlar yani şu mantalitede çalışıyorlar. Prim usulü çalışıyorlar bildiğin. Ne evet. kadar içki ısmarlatırsa o kadar çok para alıyor. O yüzden mesela hep şey evet. böyle işte kocacığım bana bir şampanya da açtırmaz mısın? İşte ne bileyim ay şey kocacığım gibi, bir rakı içelim falan yapıyor yani. Şey gibi bir şey yok yani. Biz gittik de orada birer Bomonti aldık. Yok abi. Bomonti aldık ve Barbie show izledik. Aa yok abi. Yok. Sizi döverler şey orada öyle bir şey olsa. Dövmezler de evet. utandırırlar biliyor musun böyle yani. Küçük hissettirirler adamı. Sanırım taktiklerinin evet. parçası da o. Ben de bir belgesel izledim konuyla ilgili. Fiziksel deneyim yok. Ama yani tek başına... Pavyona gitmek herhalde biraz garip harekettim. Ben şimdi burada turistik bir aktivite olarak... Çok creepy değil mi ya? Yani tek evet, başınıza bence tabii. gitmeyin abi pavyona. Turistik bir hareket olarak yapabilirsin. 4-5 arkadaş. Abi ha hadi şey gibi. İçeride mi İngilizce ölmeden... konuşuyoruz değil mi? Wow, it's so interesting. Wow, Barbie show. Barbie. Oh, this sound is... Oh my gosh, she's so beautiful. Oh my God. Hi, honey. Is that tits real? Those tits, oh, oh my god. Oh, what is this song? Eric Dolly Garrity. Eric Versace. Oh yeah, I watched Versace. There was just Barbie's show. Do you know who them? Who them? How can I go to Sultanahmet? Şimdi bir dakika durun. Ankara muhabbetine sardık. İnsanların soruları var. Onu ay evet pardon üzüldüm tamam. Evet. Pelin sen de acil böyle bir soru varsa. Aman benim biraz oğlum, komple ben koptu ki oradan. Barbie show'u duyunca tabii. Evet. Okey abi. Şöyle bir soru var kanka. Zaman altında fanart yapma fırsatını kaçırmıştım. Büyük Tufan karakterinin fiziksel özelliklerini öğrenebileceğimiz bir bölüm olacak mı? Bunlar neye benziyorlar gibi bir soru. Ya bilmiyorum ben kafamda çok öyle siz şey görmüyorum. Siz neye benzemesini istiyorsanız öyle olabilir lan bence. Evet. Fanart evet, öyle bir şey evet, ya zaten tabii. aslında. Evet, aynen öyle. Aynen. Ya bak mesela senin Tufan'ın neye benziyor yani? Mesela çok ilginç feedback vereyim. Sonradan beraber Zaman Altı Müferit Macera da yaptığımız Tubeklon incelikler fanzini için bir çizim yapmıştı. Fanzinde Zaman Altı'ndan bahsediliyordu. Ve zaman makinelerini Mert ve Amelia'nın koluna taktı. Tubeklon. Benim koluna takmak aklıma gelmemişti bu fanart yönelik. Sonra dedim aa evet lan ve sonra hikayede de koluna takmaları detayını ekledim mesela. Bu böyle bir şey yani. O yüzden kafanız nasıl canınız istiyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Mesela ben Amelia'nın kızıl saçlı olduğundan çok emin değildim. Herkes kızıl saçlı hayal etti Amelia'yı. Evet. Ben söylemiş miydim acaba bunu şimdi? Bak, İlk bölümde sadece kasketim olduğunu söylemiştin. İlk gözüktüğüm bölümde. Değil mi? Sadece kasketim evet. olduğunu çok söylüyordum. Herkesin kendi kafası da olan bir şey. Yani hareketler daha tasvir ediliyor. Ambiyans tasvir ediliyor. Çok da yağmur var orada da zaten. Onun dışında her şey gönlünüzce olsun. Yani evet. Zeki Biran gibi bağlı. Amelia'nın mesela kızıl saçlı olduğunu hiçbir yerde söyledik mi biz? Ben emin değilim. Yani herkes benim, kızıl saçlı yaptı. Çünkü benim gördüğüm Amelia'nın bütün her yerdeki saçları kızıl. Genelde şey neyse. Peki. Amelia Earhart kızılımsı bir saç. Gerçek Amelia Earhart. Ama biz Amelia Earhart olduğunda uzun süre yani çok imaydı tabii bu arada da. Evet uzun süre söylememiştik yani. O yüzden evet. bilmiyorum. Yani her şey. Bloopers bölümü gelir mi diye sormuşlar. Bloopers bölümü. Daha... Geçen sefer yapmıştık ama tam istediğimiz gibi olmamıştı. Bir dakika kamera arkasından bahsediyoruz şu an. Evet abi. Evet, bir şey söyleyebilir miyim? Da... Mert evet, Günhan bu konuda basına bir açıklama yapmak ister misiniz?
Yapayım. Söylerken zırnık utanmadığınız kelimeler açığa çıkınca beni deli etmek için ya. Söyledikleriniz açığa çıktıktan sonra neden bu kadar utandınız? Benden neden utanmıyorsunuz? Siz anlatın, ben tuvalette dinleyeceğim söylediklerinizi. Buyurun. Söyleyeyim. Söyleyeyim. Şöyle yani sevgili dostlar, ben belirli bir samimiyet seviyesini geçince arkadaşlarımla inanılmaz ağzı bozuk bir insan oluyorum. Ama öyle böyle değil yani. Ya tabii ki herkese karşı öyle değil ama işte mesela işte Yiğitcan'a, Pelin'e falan yani belirli bir nokta, belli mesain olunca ben aşırı pis şeyler söylüyorum. Yani sadece küfür de değil. kötü kötü şeyler yani, anlatabiliyor muyum? Örnek veremem kesinlikle. O bloopers'larda da birinde Yiğitcan almış benim inanılmaz iğrenç şeyler, Pelin de kötü şeyler diyor. Ben ama çok kötü şeyler diyorum. İçin onları alıp koymuş. Ben onu dinledim, dedim kaldır bunu yani. Bu ne yani, iğrenç şeyler diyor burada. Böyle anlatma köpek. Hayır. Hayır, böyle anlatamazsın bunu ya. Bu önce dinledim, güldüm. Evet, önce dinledin, güldün. Koyuyorum bunu. Okey mi dedin? Sonra 24 saat sonra oğlum bu okey değilmiş. Evet. Bunu okay evet. Evet. Çünkü dedim. Bana özelden gelip şey falan kötü ya, onun aynı şeyi bana yazıyorlardı şey diye. Abi bu ne demek ya falan gibi. Yani şimdi evet. Hani evet. Orada çok tekrar kötü bir tabirim var benim. Evet evet. Ama orada Covid'de özlediklerinden bahsederken bir nüktede bulunuyorsun yani. Hani birine hakaret etmiyorsun da hani Covid'de özlediklerini ya. Biraz ayıplı. Abi ama o kadar içten bulunuyor ki yani anlatabileyim de. Yani bir şey diyebilir miyim? Böyle bir içtenlik yok ya. Yok. Bir evet. Kere öyle bir sahne ya oynamadı bu... Bak Allah çarpsın, bak ciddi evet. Söylüyorum. Yok şey o ya bak bir şey diyeceğim, ben sana söyleyeyim. Mert Günün en içten oynadığı zaman alt sahnesi o lafından bile oynadı. Auschwitz'ten 3 ton sat çıktı be. Evet. Ben o lafı unutmuyorum evet. Lan. O delivery'yi ben orada gerçekten titriyordu abi adam yani. Ben titrediğine evet. Eminim Mert. Evet evet, Auschwitz'ten 3 evet. Ton sat çıktı lan. Abi benim hiç küfrüm yoktu arkadaşlar. Ben hep terbiyeli konuştum. Yani evet, evet, asla böyle bir şey değil. Kesinlikle öyle. Pelin'in de ağzı aşırı bozuk. Ya evet. Yani. Bozuk yo, öyle yani. Canım. Kamyoncu gibi. Kamyoncu, kamyoncu gibi kadar da yani. Değil şimdi yani. O kadar, oha, o kadar da değil. Ama kamyoncu biraz ben olabilirim ya. Aranızdaki en kamyoncu. Özel. Bu arada... Küfür etmiyorsun lan sen. Ben abi yok şey, amına koyumu çok kullanıyorum. Hmm. Aslında benim şeyim o yani. Nedir? Zafiyetim. Bir de şu sigara içiyoruz hala yani. Ne, iğrenç bir şey bu ya. Terbiyesini benim... korur baby babuşkum daima. Her zaman. Evet. Evet. Bu ne diyecektim? Az önce tam bir şey diyecektim ha. Ne diyorduk az önce? Bir şeyler zaman altında falan. Yo işte şey hani şeyler bunun peki bir kamera arkası gelir mi diye soruldu. Yok ha şunu diyecektim hatırladım. Ya o kamera arkası olur herhalde. Yani yine bir toplarız bir şeyler de hani bakarız. Daha şimdi 3 bölüm kaydı. Kamera arkası çok bir şey olmadı daha 3 bölümlük. Ama şeyi diyecektim asıl. Ya bu zaten o işte az önceki galiz küfürlü şakasında da Günün'ün asıl mevze Covid'di ya. Ve zaman altının kayıtları o yüzden böyle bir Covid'in gelişmesi ve başlaması ve gelişmesi. Çünkü zaman altına biz Covid'den 3 ay önce mi başladık? 4 ay önce mi başladık? Öyle bir şey olması lazım. Zaman altının evet. Çoğunluğu Covid'de yapıldı yani. Evet. Tabii. Ya ben bir tane kayıtta evet. Şey diye gülüyorum ya. İşte siz tam kapamaya giriyorsunuz Yunanistan'da. Hmm. Ben diyorum ki Yunanistan tam kafama geldi. Biz burada gezebiliriz falan. Bir hafta sonra evet, evet. Biz de boku yedik diye açıyorum kaydı. Evet evet. Öyle günlerde başladık yani. Daha kayıt alıyorduk falan. Çin'den bir şey çıkmış duydunuz mu falan günleriydi yani. Evet. Gerçekten çok ilginç ya. Böyle zaman altının şey bölümünü çözmeye çalışıyordum kafamda. Mantra bölümünü. Sahnede yapacağımız bölümlerden biri bu arada. O bölümde bir sorun vardı yani. Yazarken şeyi sorunu çözdüm Allah'tan. Yani çok ne kadar iyi oldu izleyici takdiri, dinleyici takdiri ama. O sorunu çözmek için hatırlıyorum. Karantinada yürüyüş yapıyordum. Bir de izinle çıkıyordum o zamanlarda da falan. Böyle ıssız parklarda falan yürüyordum. Çok ilginç günlerde üretildi ya zaman altı. Büyük Tufan evet. Da bu ilginç günlerde üretilmeye devam ediyor yani gerçekten. Evet. Şöyle bir soru var. Buna üçümüzle bence cevap verebiliriz. Motivasyonunuzu kaybedince ne yapıyorsunuz? Hadi siz bir önce cevap verin. Ha, ben çok konuştum. Tamam önce ben Mert söylesin. Ben motivasyonumu kaybedince küçük şeylerden kendimi mahrum bırakıyorum. Daha sonra küçük şeylere
özlem duyup geri döndüğümde oha lan hayat ne kadar güzel diyorum. Böyle kendimi bir takım şeylerden mahrum bırakıyorum. Çalışıyor sonra. Ama çok küçük şeyler. Mesela yani şey gibi Pipim. hamburger yemek gibi. Pipim aynen abi. Ya. Aynen. Pardon ya. Sanki düzgün Kendi yapması lazım. kendimi pipimden mahrum bırakıyorum. Böyle çıkartıyorum, böyle masaya koyuyorum. Tamam diyorum, gez dolaş biraz. Tamam mı, geleceğim. O da tamam abi falan diyor, böyle bir havalıyım ben falan diyor. Sigara içmiyor böyle. Sesi Aynen. var ama. Abi dolar 20 lira olmuş abi. Falan diyor, böyle geziyor. Ben şurada yatacağım. Birazcık önüme içme. Bir sonraki podcastimiz Mert Günal kendisiyle konuşuyor. Ve inşallah bir Evet. Yani benim cevabım bu. Pelin de söylesin. Yani ben vallahi birinin beni gaza getirmesini de bekleyemiyorum. Ben kendi kendimi gaza getiriyorum. Motivasyonumu kaybedince sen bu kadar aciz misin falan diye böyle kendi kendimi dövüyorum ben genelde. Öyle buluyorum Evet. motivasyonumu. Evet. Benim de motivasyonum hep bu dünya soğuyacak günün birinde. Yep. Yıldızların arasında bir yıldız. Öyle. Bir gaz bulutu gibi de değil. Boş bir ceviz gibi yuvarlanacak sifir karanlıkta uçsuz bucaksız yani. O yüzden Hmm, şey... evet. Böyle bir film Neyse. izlemiştim kanka. Evet, güzel. Çok... Şarkıda da var kanka. Nazım Hikmet'in güzel bir şiiridir. O Evet. yüzden şey yani benim motivasyonum o. Büyük ev yazan Evet. oldu. Ya bu algı varsa arkadaşlar hemen düzeltmek isterim. Bu Bartu Küçük Çağlayan'a ait bir dize değil. Bu Nazım Hikmet'in yaşamaya dair şiiri. Bu Yani tabii ki yani de değil bu ismi. arada. Ne alaka şu an Bartu Küçük Çağlayan? Bilmiyorum, bir Azar belki öyle yazmamıştır. Özür dilerim, Azar öyle yazdı. Büyük ev diye kalp attı da burada Nazım Hikmet de kalp atılması Ha lazımdı. belki Ya bir ark şeydir. yer ya şarkılarına koydu diye kalp atıyordur tabii, o da ayrı. Bilmiyorlardır kanka. Burada bilmeyen de vardır. En Kim bilir, normal. denk geldim. Denk geldim ben hatta. Oluyor öyle şeyler. Herkes. Oluyor. Aslında Bu normal değil mi lan? herkes Edebiyat evet. dersinde okutulmuyor mu abi Nazım Hikmet'te? Yani o Artık yani inşallah okutulmuyor mu? Yani bilmiyorum, inşallah okutulur. hayır. Okutulmuyor bu arada. Benim Evet. dönemimde yani şöyle biliyorum. Son 5 yıldır okutulmadığını biliyorum. Ya çok böyle üstün körü geçiliyor. Aa. Oğlum ben Amerika'da Tabii. lise okudum, orada da okutuluyordu Nazım Hikmet lan. Yani Türkiye'de anlatmıyorsanız yazık. Nazım Hikmet Zaten. Türkiye Cumhuriyeti'ni çıkarttığı en büyük edebiyatçıdır. Van pamuk olmadı kesin. Evet. Adını Orhan Pamuk'u da kenara atma niyeti değilim ama Nazım Hikmet yani Nazım Hikmet. Nazım Hikmet Nazım Hikmet. Türkiye'ye Nazım kalan Hikmet'in Türkçe kalemi lisanında yani kimse kusura evet. bakmasın da yani. Benim İstediğiniz hayatımda en kadar öykündüğüm sevmeyin. kalemlerden bir tanesi. Evet. Bu arada zaman altında da çok vardı izi. Büyük Tufan'da da duyacaksınız eminim. Büyük Tufan'da duyacaksınız bu arada. Ama yani Nazım Hikmet Türkçe lisanının oturmasında bu mevcut konuştuğumuz yani Cumhuriyet Türkçesinin, TRT Türkçesi diye de halk ağzında bahsettiğimiz Türkçenin, İstanbul Türkçesinin oturmasında çok 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 emeği olan gerçekten inanılmaz bir kurucu edebiyatçıdır yani. Evet. Şeklimiz böyle. Bir tane zaman altı etkinliğimiz var. Biz de tekrardan bir araya geldik. Modiksel gibi tekrardan yeni bir podcast yapıyoruz. O yüzden diğer Umarım bütün podcastçilere diyoruz ki iyi yap ya da bırak mesleği. yani Evet. Ödül için geliyoruz kardeşim bir kez daha. Hadi Seneye bakalım. de alacağız. Bakalım bu iyi ama 2020 az da çok boktan tarihte salmışız bunu. 2021'de saldık. Biz bir ay daha beklesek, 2022'de salsak, 2022 22'de de yapacağız ki. Zaten 21'de zaman altını 21'de yaptığımız bölümleriyle aldık aslında bu arada. evet. Bunu. Öyle mi? Tabii. 21'de bunun şeyi. Tam 20'nin sonu 21'in sonu gibi bir sanırım time frame vardı ödül töreninin. Yetişir yani. Benim buradan evrene de mesaj yolluyorum. Bu sefer 3 ödül istiyorum ben. Ne Hem en iyi istiyorsun? kurgusal podcast'i 3 ödül istiyorum. En iyi kurgusal podcast'i istiyorum. En iyi kapağı İlkin alsın istiyorum. En iyi jingle'da Kubi alsın istiyorum. Ben bunları istiyorum. En çok dinleneni de almayalım mı hocam? Ya Yıla onu o tarz mı damgasını aslında vuran. ben. Biz oralara Aa oralarda gerçi yok. doğru. Onu da Eş dost var oralarda doğru. onu da podcast diye alsın istiyorum. Onu da Tamam. podcast diye alsın. Evet. Şöyle bir şey, bir istek var. Onu da şey yapayım. Reddit açın da yaptığımız şeyleri koyalım diyorlar.
Ha, zaman açarız, altı yaptığımız evet. gibi. Güzel dediniz onu. Yarın öbür gün açarık onu. Reddit açarız. Ben de bir tane Discord'da o da açarım bu arada. Büyük Tufan Fan Art diye. Ha. Bizde çok fazla arkadaş var çünkü. Eğer çizmek isterseniz çizer atarsınız oraya da. Bir de Instagram'a da atabilirsiniz. İstediğiniz her yerde koyabilirsiniz. Evet. Bizi tagleyin. Yep. Dinledikten sonra ilham geldi de böyle yani. Bir şey çizdim falan derseniz eğer. Aynen. Oradan şey ediniz orada efendim. Herhangi bir şey yaptım yani. Aşırı şey çirkinliği yapasım geldi ya. İşte Büyük Tufan'ın NFT'leri de çıkıyor arkadaşlar. 5055 tane. Gerçekten NFT işi çok o kadar evet yani. NFT herkes... işi niye öyle oldu harbiden? Ben hiç anlamadığım para için var. Bana garip para geliyor var. Şu anda para biraz var. Yaşananlar. Şey yok yok. Benim biliyor musun yıllardır çok büyük para babaları yüksek sanat alıp satarlardı ya bir yatırım aracı olarak veya kara para aklı aracı olarak aynı zamanda. Ama işte şey olurdu ya böyle hani üzerinde sanat yüksek sanat olduğu konusunda mutabakata varılmış bir takım eserler. Bir takım cemiyetlere girmek yani aslında o eserler aracılığıyla. Para değeri olduğuna kanaat getirilirdi para babaları tarafından. Ve takası yapılırdı bir para oynatma biçimi olarak. Şimdi onu demokratize etti NFT. İnsanlar daha kalabalık kitleler olarak 100 bin kişi birer dolar koyduk ve bunun 100 bin dolarlık bir sanat eseri olduğuna hani kanaat getirdik kafasında geldiler biraz şey gibi işte kriptoya. Ben bir tık şey yaptım baydım. NFT kitlesinden de NFT terminolojisinden de baydım. O yüzden kendi hesabımda hiç paylaşmıyorum artık. Full global hesabımda sadece şey yapıyorum. Bu arada Mert yani, NFT projesi hakikaten... yapıyor yani. Şey değil yapıyor direkt olarak. NFT artist. Evet ama yani şey. Yani aslında ben zaten 2015'ten beri yapıyorum. NFT olarak satmaya başladım sadece de. Şey yani biraz ben de şikayetçiyim açıkçası. Çünkü olay bir avuç gerizekalı sürekli olarak şey yapıyor gibi. Aynı şeyleri söylüyor gibi. GM, good night, hello sir, what the fuck falan gibi. Böyle bir aptal bir terminolojileri var. Yani bilmiyorum böyle o terminolojiyi de kullanmak istemiyorum kendim. Yani bu işi yapıyorum ama böyle bir şey oldum yani. Bir soğudum gibi oldu. Ben bir şeyin bakalım. Çok konuşulduğu oldu. Zaman işte böyle bir tadının kaçması olayına çok aşinayım. Ve hep yani. De bende tadım çok kaçıyor. Mesela aynı şey şimdi geçtiğimiz günlerde Spider-Man'le alakalı da oldu. Bak daha hala izlemeye gitmedim. Çünkü millet böyle şey yapıyor. Git. Spider-Man. Burama da süreceğim Spider-Man'i falan. Ya gideceğim bu arada. Kesinlikle gideceğim. Ama yani abi bak ömrü hayatımda hiç duymamışım ağzından. Tamam hiç görmediğim tipler bile böyle şey yapıyorlar. Ben ona çok kıl alıyorum işte. Aa bayılıyorum. Çok seviyorum ya. Hastasıyım. Çok iyi lan ama. Tamam abi iyidir de. Yani Allah aşkına neyse tamam şey yapacağım. Kimseye hedef göstermeyeceğim. Pelin. Sakin bir Pelin ben. Bir şey diyeceğim. Pelin. Filme ikinciye gittim bugün. İkinci kere ağladım. Okey. İzlerken. Ya seni gitmen bana ben batmıyor işte anladın mı? Senin bunu yapman bana batmaz. Anladım ama çalı çırpıyı silkelerden ya. Ben şimdi şeyi hiç yani bu arada bu No Way Home sonrası HNGK'yı böyle Büyük Tufan yaptığım için çok mutluyum. Böyle entelektüelize edesim yok, rasyonelize edesim yok. Filmi niye sevdim, akıllı kelimelerle açıklayasım yok. Çünkü çok kalpten bir iletişim kurdum yani filmle. Ama şu şart değil. Spider-Man geçen bu Tom Holland'ın geçen filmini izledin mi? Spider-Man 2'yi. Mysterio'lu olan, Jake Gyllenhaal. O zaman ya onun hemen sonrasında başlıyor film. Hani onu da izle git gideceksen. Tamam. Ama çok da şart değil bu arada açısı. Çünkü biraz da şey durum var Pelin. Böyle yani Spider-Man sevenler, Marvel sevenler gelin sizi bütün kalbinize okşayacağız falan. Bilmiyorum dışarıda çalışır mı çalışmaz mı ama şeyi bir de pardon bir tek şunu söyleyebilirim Pelin. Ben süper kahraman edebiyatını şeyden seviyorum. Ahlakından dolayı seviyorum. Çünkü yani Superman bir nefesiyle bütün dünyayı dondurabilir ama can almamaya çalışıyor. Batman'in herkesi tek tek kurşunlayacak kadar parası var ama kimse kendisi gibi yetim kalmasın diye uğraşıyor. İşte Spider-Man böyle kimse mahallenin suçlarına şey yapmaz, bisikleti çalınan adamın peşinden koşmaz diye onun şeyinden yapar falan. Böyle her süper kahramanın öğrenebileceğin ahlaki dersleri vardır. Motifleri vardır, temelleri vardır yani. Spider-Man beni bugüne kadar kendi ahlakıyla herhangi bir formunda etkileyebilen bir karakter değildi. Burada şey oldum ben, inşallah ben de büyüyünce bu kadar süper bir insan olabilirim oldum. Filmin sonunda yani gerçekten evet ahlak, süper kahraman ahlak da çok iyi, çok iyi yani ben çok mutluyum. Allah razı olsun. Dediğim gibi izleyeceğim ama bu sürekli konuşanlar sustuktan sonra.
Olabilir olabilir. Onun işte biz Game of Thrones etkisi diyoruz. O da anlıyorum. O da yani bir şeyi çok olunca ne var anlasın bu kadar oluyor falan. Yo, ne var bu kadar diye. Neyse tamam. Evet efendim. Battık, gittik, her yeri gezdik. Evet. Bu HNG ekranında sonuna Sonuna geldik. geldik. Öncelikle Evet. Pelin Baynazoğlu'nun aramızda bugün katılmasına çok mutlu etti. Konuşamıyorum asla. Ben çok mutlu Hastayım oldum. anasını konuşamıyorum. Pelin için çok Pelin Pelin teşekkürler için yani. Çok de ben For canım ben çok teşekkür Pelin. ederim canım çok sağ ol. Aynen, Bir gün aynen. Bar Bay Show'da tekrar görüşmek üzere diyorum. Evet, Barbie Show. Etkinlik Ocak'ta olacak. Biletler yakında satışa çıkar. Kaç Ocak demiştik? 17. 17 17. Ocak'ta. 17 Ocak'ta sizler de gelin hep beraber bir araya gelelim. Sarılalım, fotoğraf çektirelim. Bir şeyler bir Evet. şeyler. Çok teşekkür ediyoruz Ben dinlediğiniz teşekkür ederim. için. Bu premieri bizimle paylaştığınız için. Umarım bir gemi kaldırdık. Yine hep beraber güzel bir şekilde indirmeyi umut ediyoruz efendim. Hadi inşallah. İyi geceler Türkiye. Her nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsa. Yarın ben uzun yayın açacağım. Merak bir süredir yayın açmıyorum. Farkındayım ben de. Ankara'daydık. Etkinlik yaptık çünkü. Yarın akşam üzerinden itibaren uzun yayınımızı açarız. Yolumuzu buluruz. Hepinizi öpüyorum efendim. Hadi bay bay. Ben yayındayım abi. Aman bak. Tamam Tamam ben tamam de sen. kaçıyorum o zaman. Öpüyorum ikinizi de. Tamamdır. Kendinize dikkat Gözlerini edin. öpüyorum ben de. Sen Ben de yayına size devam mı öpüyorum. edeceksin? Ama ben yayına devam edeceğim. Oyuna geçeceğim şimdi. Bayağıdır Just Wow, Chatting'deyim ben. inanılmaz. Evet. Kaçıncı saatindesin sen yayını? 5 saat 17 dakika konuşuyor. Daha bir şey değil yani. Vay işte be. Dedikasyon. İyi tamam. Hadi o Tamam zaman. hadi öptüm sizi. Dikkat edin kendinize. Hadi bay Bay bay. bay. Haydi Bay bay bay. bay. Oynayacağım oyun zaten öyle anormal bir uzun bir oyun değil efendim yanlış bilmiyorsam.